Merhaba dostlar, ne yaptınız? Bugün bir gözden düşme hikayesiyle karşınızdayım. Kızların odalarına posterlerini astığı, geeklerin hayran olduğu, dünyanın en popüler oyuncularından biri Orlando Bloom'a ne oldu? Neden artık büyük bütçeli filmlerin başrolünde olamıyor? Peki hiç olmuş muydu? Bunu anlamak için aslında en başa dönmek gerekiyor. Her şeyin başladığı yere. Yok oraya değil, biraz daha geriye. Tam adıyla Orlando Jonathan Blanchard Bloom, 1977 yılında bir okul müdürü olan anne Sonia ve roman yazarı bir baba Harry Saul Bloom'un oğlu olarak doğdu. En azından o böyle olduğunu zannediyordu. 13 yaşında biyolojik babasının başka bir okul müdürü olduğunu öğrendi. İngiltere Kilisesi tarafından yetiştirilen ve yöredeki en iyi okullarda okuyan Bloom'un dislektik olduğunun anlaşılması da bu dönemde oldu. Annesinin de desteklemesiyle 16 yaşında Londra'ya taşındı ve Ulusal Genç Tiyatrosu'na kadar uzanan başarılı bir başlangıç yaptı kariyerine. Bu sırada Casuality ve Midsummer Murders gibi dizilerde roller bulan Bloom, ilk filmi Wilde'de Stephen Fry gibi bir ustanın karşısına çıktı. Her şey mükemmel gidiyordu. 22 yaşında diplomasını aldıktan sadece 2 gün sonra ise akıllara kazınacak o rolü kaptı. Legolas rolünü. Birden bütün dünyada tanınmaya başlayan oyuncu, 25 yaş altındaki en seksi erkek. Listelerine girmeye, yılın en evlenilesi bekarı seçilmeye başlandı. Black Hawk Down, Pirates of the Caribbean, Troy, Kingdom of Heaven, Elizabeth Town ve birkaç bağımsız filmde rol alan Orlando Bloom, 2006 yılına gelindiğinde en çok gişe yapan 15 filmin 4'ünde oynamıştı bile. Tabii bu sırada başarının yükü çoktan omuzlarını da çökertmeye başladı. Üst üste Troy ve Pirates of the Caribbean gibi filmlerdeki performansı ile eleştirildi. Halbuki eleştiriler biraz yersizdi. Örneğin Troy filminde Paris karakterini omurgasız bir adam gibi canlandırdığı için eleştiriliyordu. Ama senaryo böyleydi. Pirates of the Caribbean'daki rolünün ise çok erkeksi olduğunu düşündü insanlar. Bunun nedeni ise Johnny Depp'in Jack Sparrow karakterini parlatmak ve daha komik, daha gerçeklikten uzak durmasını sağlamaktı. Hatta Bloom bu konuda o kadar yoğun eleştiriler aldı ki, The Lord of the Rings The Two Towers filminde ön planda olan Legolas karakterinin The Return of the King filminde birçok sahnesinin kesildiği iddia edildi. Büyük bir depresyona giren Orlando Bloom, bir yandan da bir barışıp bir ayrıldıkları Kate Bosworth ile sorunlar yaşıyordu. O da hayatında büyük kararlar almaya başladı. Önce Budist oldu, sonra tiyatroya geri döndü. 2007 yılında Romeo Juliet ile Broadway'e ilk adımını attı. Yine bu dönemde Miranda Kerr ile evliliğe ulaşacak ilişkilerine de başlamışlardı. Çok iyi bir oyuncu olduğu iddia edilemeyecek olsa bile oynadığı karakterlerin üzerine çıkmadan temiz bir performans sergileme çabası haksız bir biçimde odun gibi oyuncu olmakla isimlendirilen Orlando Bloom, Miranda Kerr ile ayrılmasından ve iyi roller alamamasından sonra iyice dibe çöktü. İddiaya göre göz önünde olmayı ve yükselen yıldızlarla birlikte görülmeyi seven Miranda Kerr ile Orlando Bloom, kariyerinin çöküşüyle aynı dönemde problemler yaşamaya başladılar. Hatta Kerr'in Snapchat CEO'su ile birlikte olmaya başlaması bu söylentileri de arttırmıştı ama Snapchat CEO'sunun kameralardan uzak yaşama isteği gözlerin tam tersi yöne dönmesine sebep oldu. Orlando Bloom ise onun düşüşünü isteyenlere yardım etmekte kararlıydı. Henüz ayrılmamış oldukları dönemde Kerr ve Justin Bieber yakınlaşmasından intikam almak istercesine Selena Gomez ile yakınlaştıkları bir fotoğraf basına sızdı. Daha sonra yine bir dönem Kerr ile birlikte olmuş, Leonardo DiCaprio ile yemek yedikleri sırada yanlarına gelen Justin Bieber'ın tahrikleri sonrasında minicik çocuğun yüzüne restorandakilerin alkışları arasında yapıştırdı yumruğu. Tüm bunların üstüne Katy Perry ile bir barışık bir kavgalı dönemecin ardından uzun süreli bir ilişkiye başladılar. Bu dönemin meyvesi ise Orlando'nun pipisi oldu. Pipisi oldu. Katy Perry ile tatilleri sırasında küçük Orlando basın ile tanıştı. İnsanlarsa bunların hepsinin planlı bir gündemde kalma harekatı olduğunu düşünüyor. Sadece pipinin değil, merak etmeyin. Justin Bieber dahil 2018 yılında tek iyi tarafı Orlando Bloom'un poposunu görmek olduğu söylenen bir tiyatro oyunu sırasında iPad'ini kullanan bir izleyiciye çıkışması dahil. Her şeyin. Son dönemde Carnival Row dizisiyle pek de başarılı olmayan bir geri dönüş yapmaya çalışan Orlando Bloom'un artık bir büyük gişe filminde oynaması hayal gibi gözüküyor. Zaten neredeyse hiç başrol alamamıştı. Odun gibi oyunculuğundan mı,
erken yaşta hep aynı rollerde oynayıp izleyicilerin diğer rollerde yadırgamasına neden olduğu için mi, ilgi manyaklığı ile kendini küçük düşürdüğü için mi, bu kararı da size bırakalım. Sizce hangi neden veya nedenler ağır basıyor? Hakkı yendi mi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Tam burada çıkan iki harika videomuz ile yolculuğa devam edebilirsiniz. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere.